Yeniden merhabalar. Hadi bakalım dostlarım. İslamiyet öncesinde kültür medeniyeti devam, hukuk ve sosyal hayat. İki başlığı beraber götüreceğiz. Başlayalım. Hukukla beraber başlıyoruz arkadaşlar. Dostlarım bizim o dönemde yazılı olmayan hukuk kurallarımız vardı. Biz bunlara da töre adını vermiştik. Peki neden yazılı olmayan hukuk kuralları gelişti derse? Nedendi dostlar? Hatırlayın. Göçebe yaşamdan kaynaklanıyordu. Çünkü göçebe yaşamdan dolayı yazıyı geç kullandık. Yazıyı geç kullandığımız için de yazısız hukuk kuralları olan töreyi kullanacağız. Şimdi töre denildiğinde hep insanların aklına şu gelir. Gelenek, görenekler. Doğru. Yani halkın kurallarını almışlar ve devlet kanunu haline getirmişler. Böylece herkesin ezbere bildiği bir hukuk kuralı ortaya çıktı. Fakat sadece gelenek, görenek değildir hocalarım töre kuralları. Bak burada törenin kaynağı diyeceğiz. Aslında töre üç şeyin oluşumundan yani birleşmesinden meydana gelir. Birincisi biraz önce bahsettiğimiz gibi gelenek göreneklerimiz. Bu zaten banko. Bunun dışında hükümdarın vermiş olduğu emirler. Dostlarım hükümdar kanun koyucudur. O yüzden hükümdarın verdiği bütün emirler kanun kuralı yani töre kuralı niteliğindedir. Hatta biz bu hükümdarın emirlerine hatırlayın yarlı adını vermiştik. Bu güzel bir soru olur demiştik. Ve yine kurultay. Kurultay bizim neydi dostlarım? Yasama organımız. Yani kanun koyduğumuz yer. O yüzden kurultayda alınan kararlar da yine hukuk kuralı olarak değerlendirilir. O zaman törenin kaynağı derse 3 maddeden oluşuyormuş. Gelenek göreneklerimiz, hükümdarın verdiği emirler ve kurultayda alınan kararlar birleşiyor ve töre dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Dostlarım o dönemlerde hukukun üstünlüğü var. Yani hükümdar dahil bak kanun koyucu olsa bile hükümdar dahil herkes töre kurallarına uymak zorundadır. Ben o zaman diyorum ki İslamiyet öncesinde bizde kanun üstünlüğü yani hukuk üstünlüğü vardır. Hatta hatırlıyor musunuz bununla ilgili bir söz konuşmuştuk. Göktürk Devleti'nde İşpara Kağan. İşpara Kağan döneminde Göktürkler ciddi anlamda çok zayıflamışlardı. Ve Çin bize bir elçi göndererekten töre kurallarını değiştirmemizi istemişti. Fakat İşpara Kağan cevaben ne demişti? Dostlarım bizim adetlerimiz, geleneklerimiz çok eski çağlardan beri devam ede gelmiştir. Onları değiştirmeye benim gücüm yetmez. Buradan da yine hukuk üstünlüğünü anlıyoruz. Devam edelim. Şimdi biz bu töre kuralları yazısız hukuk kuralları dedik. Hatırla Uygurlara kadar dostlarım biz bunları bu şekilde kullandık. Fakat Uygurlar döneminde töre kuralları buraya ilk dememişiz. İlk defa yazıya aktarılacak, yazılı hale getirilecek. Neden demiştik? Ticaret. Yani en önemli sebebi evet yazıyı kullanmaları, kağıt, matbaa vesaire bunlar da vardır. Ama onların yanında en önemli etken dostlarım ticari faaliyetleridir. Devam edelim. Şimdi beraber düşünelim. Töre kuralları değişir mi? Değişir hocalarım. Çünkü hükümdarın emirleri var, kurultay kararları var. Yani bu ikisi bugün verdiği bir kanunu yarın iptal edebilirler, değiştirebilirler, güncelleyebilirler. O yüzden töre kuralları değişir. Fakat böyle olmasına rağmen törenin 4 tane kuralı var ki işte bunlar asla değişmez hocalarım. Hükümdar da olsanız, kurultay da olsa asla bu dördüne dokunamaz. Şimdi beraber törenin bu değişmeyen kurallarından bahsedelim. Sonra şu cümleye geleceğim. Dostlarım bunlardan birincisi konenik yani adalet. Ülkedeki hiç kimse adaleti bozamaz. Yani ben işte nüfusluyum, güçlüyüm, şöyleyim, böyleyim, adalet bana işlemesin asla yok dostlarım. Herkese işleyecek bu bir. İkincisi tüzlük yani eşitlik. Aslında konenikle bağlantılı gidiyor dostlarım. Ülkedeki herkes kanun önünde eşittir. Bunu ifade ediyor. Hükümdar da olsanız, önemli bir devlet memuru da olsanız, sıradan biri de olsanız, eğer bir suç işlediyseniz dostlarım hepinizin cezası da aynıdır. Asla kimse ayrılmaz. Bu da eşitliğin olduğunu gösterir. Bir diğeri ise uzluk yani iyilik. Burada bak çok naif ve güzel davranmışlar. İyilik asla suistimal edilemez, kötüye kullanılamaz. Çünkü yani düşünsenize mesela hayatınız boyunca hep iyilik yapıyorsunuz birilerine ama karşılığında kötülük görüyorsun ki genelde şu anki insanlarımızın en büyük problemi. Dostlarım bu da sizin içinizdeki iyilik duygularını öldürüyor. Yani bir yerden sonra şunu demeye başlıyorsun ya ben enayi miyim hani hep iyilik yapıyorum ama karşılığında kötü şeylerle karşılaşıyorum. İşte bunun olmaması için diyorlar ki İslamiyet öncesinde iyilik suistimal edilmesin, kötüye kullanılmasın ki insanların içindeki, kalbindeki, yüreğindeki o iyi duygular hiç ölmesin. İnsanlar sürekli birbirine yardım etsinler. Yani birine bir kötülük yapacaksanız da bunu iyilik üzerinden yapamıyorsunuz.
Bir diğeri ise kişilik. Yani dostlarım, bak buraya yanlış yazmışım. Kişilik dediği de nedir biliyor musunuz? İnsanlık. Bu da çok naif ve güzel bir kural. İnsanlık. İnsanlık. Ha. Şimdi dostlarım şöyle ki, bir suç işleseniz bile insan olduğunuzu unutmayın. Bunu söylemeye çalışıyor. Yani diyelim ki mesela birini öldüreceğim, kan davası işte namus şu bu. Bir problem çıktı. Onu yaparken bile insan olduğunu unutma. Yani o insana eziyet etmeden en basit ya da en acısız yöntemle öldür. Hani ne yaparsanız yapın ama bir suç işlerken insanlıktan çıkmayın. İnsan olduğunuzu, o ar duygunuzu asla kaybetmeyin. Bunu söylemeye çalışıyor. Törenin değişmeyen kuralları böyle. İki tane soru kalıbınız var. Tahmin ettiğiniz üzere bir anlamını soruyor. Hatta bunu sordu. Yani tarihçilere geldi ama onlar için basit bir soruydu. GKY tadında bir soru. Şöyle soruldu. Dedi ki ilk Türk devletlerinde törenin değişmeyen kurallarından biri olan adalet hangisiyle ifade edilmiştir dedi. Dostlarım cevap konilik idi. Buna benzeri bir soru, yani direkt bunun sorusu değildi ama bir kelime sorusunda da yılını hatırlamıyorum genel kültürde seçeneklerde kullandı bu kavramları. O yüzden bu demek oluyor ki ben bugün yarın bunları sorarım. Anlaştık. Törenin değişmeyen kuralları ezberlenecek. Şunu da yapabilir tabii. Hangisi mesela törenin değişmeyen kurallarından biridir der. Dostlar bu dördünü koyar. Beşinciye de uydurur bir kelime. O dönemlerde kullanılan tudun der mesela. Tutuk der, yarlı der, cart der, cürt der. O yüzden dikkat edin böyle bir tuzağa da düşmeyin. Şunu hatırlamış olalım. Dostlarım bizde göçebe yaşamdan dolayı hapis cezaları kısa süreliydi. 10-15 gün ile sınırlıydı. Sadece hatırlamış olmakta yarar var. Şimdi gelelim tüze. Tüz ise şöyle bir şey. Şimdi mesela yeni bir devlet kurduk biz. O devlet kurulurken hükümdarla halk anlaşırlar. Hükümdar halkın karşısına geçer ve şunu söyler. Der ki size adaletli davranacağım. İşte refah seviyenizi artıracağım. Vergilerinizi adaletli toplayacağım. Topraklarımı genişleteceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Vaatlerde bulunur. Buna karşılık halk da der ki biz de o zaman senin kurallarına uyacağız, sana karşı isyan etmeyeceğiz, vergilerimizi düzenli ödeyeceğiz, savaşa çağırdığında geleceğiz, senin yanında olacağız vesaire vesaire. İşte bu şekilde hükümdar ile halkın anlaşmasına karşılıklı biz tüz adını vereceğiz. Fakat dostlarım bu yazılı olmayan bir sözleşmedir. Yani her iki tarafta ne yapması gerektiğini çok iyi bilir. Eğer birinden biri cozutursa zaten devlet yıkılır dostlarım. O yüzden burası bizim için önemli. Tamam, tüz dediğimiz hükümdarla halk yani yöneticiler ile halk arasında yapılan yazılı olmayan sözleşme. İki tane kavram var burayla alakalı hukukla ilgili önemli kelimeler başlığı altında. Ama çok basit yani yargan mahkeme yargıç kelimesinden yakalarsın. Yargıcı da hakim anlamına geliyor. Bu ikisi karışık kullanılıyor. Yani yargana hakim de diyebilir hani. Bunların hukukla alakalı olduğunu yargıç kelimesinden geldiğini bilseniz bence yeterli. Ki onu da yaparsanız zannetmiyorum bu iki kavramı kullanacağını ama ne olur ne olmaz ben bahsetmiş olayım. Evet böylece hukuk kurallarını öğrendik. İki şeye çok dikkat et. Bir, törenin kaynağı, iki törenin değişmeyen kuralları. Tamam. Hadi bakalım geçelim şimdi sosyal hayata. Dostlarım bizim o dönemdeki sosyal hayatımız, halkımızın yaşantısı nasıldı? Şimdi beraber ondan konuşacağız. Öncelikle şunu biliyorum. Uzunca bir dönem iklim şartlarından dolayı göçebe yaşadık. Ne zamana kadar? Uygurlara kadar. Çadırlarda çadır kültürüyle yaşadık. Fakat Uygurlar döneminde Maniheizm dininin kabul edilmesiyle beraber biz dostlarım ilk defa yerleşik hayata geçeceğiz. Ve dostlarım biz de o dönemde ataerkil aile yapısı vardır. Ataerkil aile demek erkek egemenliğindeki aile demektir. Ama buradan sakın şöyle bir şey anlaşılmasın. İslamiyet öncesinde bizde kadın erkek eşitliği de var dostlarım. Yani bu eşitliği asla bozmamışlar. Evet ailenin içerisinde son sözü baba söylüyor, erkek söylüyor ama öyle benim dediğim olacak ulan deyip veya masaya yumruğu vurup da yapmıyor bunu. Mesela bak bizde çok böyle keskin görev ayrımı da yoktur kız erkek arasında İslamiyet öncesinde. Mesela Dede Korkut hikayelerinde bahsediyor dostlarım. Oğuz Kağan mesela eşiyle beraber evi süpürüyor. Düşünün bugün o yapıyorsa diyor yarın ben yapardım evi süpürme işlerini yapacağım ya da. O yüzden bizdeki ataerkil aile yapısı olsa da kadın her zaman önemlidir. Mesela kadınlar savaşıyor da değil mi? Yani erkekti kızdı öyle çok keskin bir görev dağılımı yok. Bir başka önemli özelliğimiz çekirdek aile tipi. Yani bizim ailelerimiz o dönemde anne, baba ve çocuklardan oluşuyor dostlarım. Şimdi bak beraber bir çekirdek aile düşünelim. Mesela burada bir çadır kurmuş olalım. Anne, baba, bir, iki, üç tane de erkek çocuğu olsun. Bir çekirdek ailemiz. Sonra en büyük çocuk, üç numara evlenmeye karar versin dostlarım. Şimdi bir numara pardon. Ona hemen baba ocağından ayrılır, yeni bir çadır kurulur. Yeni bir çekirdek aile ortaya çıkar.
İki numara evlenmeye karar verdi. Hemen yeni bir çadır kurulur. Yeni bir çekirdek aile ortaya çıkar. Evin en küçük erkek çocuğu evlenmek istediğinde artık ona yeni bir çadır kurulmaz. Dostlarım, o anne babasının yanında kalır. Artık çünkü anne baba belli bir yaşa ulaştı. Onlara bakılması gerekiyor. Bunun karşılığında da baba otağı en küçük evlada kalır. Yani soy aslında en küçük çocuktan ilerler gibi bir mantık var burada. Bu Anadolu'da halen daha kırsal kesimlerde falan devam eden bir uygulamadır ki güzel de bir şey dostlarım. Bunun dışında bir de bizde İslamiyet öncesi dönemde tek eşlilik vardır dostlar. Bu hükümdar için geçerli değil. Çünkü hükümdarın çok fazla çocuğunun, tiginin olması gerekiyor. Bir de Patakü'de ölüyorlar, ölüyorlar, taht kavgaları falan filan sürekli bir problem var. O yüzden hükümdarlar çok eşlilik var. Ama halk için bu asla geçerli değildir. Halkla dostlarım tek eşlilik vardır günümüzde olduğu gibi. Hatta bizde bir de dış evlilik, dışarıdan evlilik vardır. Yani akraba evliliği olmaz dostlarım. İslamiyet öncesinde akrabası olmayan insanlarla evlenmişler. Çok da güzel bir şey yapmışlar. Şimdi gelelim en önemli olayımıza. Bizim teşkilatlanmamızı sağlayan bir yapımız var dostlarım. Beraber bunu öğreneceğiz. Şimdi bakın, bizim toplumumuzun en küçük birimi oguştur. Oguş aile demektir dostlarım. Şimdi size soracağım. Bir oguş, yani bir aile, bağımsız devlet gibi, bak, bağımsız siyasi olarak tek başına yaşayabilir mi? Asla yaşayamaz değil mi? Yani bir de çekirdek aile düşünsene, anne baba çocuklardan oluşan bir aile, bir toprak parçasını zapt edip oraya bayrağı koyup da burası benim, olmaz. Yerler onu. Daha sonra bu sadece en küçük birimdir. Siyasi değildir. Bu aileler evlilik yoluyla birleşerek uruk adını verdiğimiz soy ya da sülaleler ortaya çıkıyor. Yani daha büyük, daha güçlü aileler. Peki bir uruk tek başına bağımsız siyasi olarak yaşayabilir mi? Asla. Yani kaç kişi olabilirler ki? 1000, 2000 taş çatladı ki yoktur o kadar. Ama bu urukların bir araya gelmesiyle beraber boy adını verdiğimiz yapı ortaya çıkıyor. Dostlarım boy, bak bunun altını çiz, bağımsız yaşayabilen en küçük siyasi birimdir. Yani bizim boy dediğimiz devlet gibi bağımsız tek başına yaşayabilir dostlarım. Hatta Türk boyları değil mi? Kırgızlar, Karluklardı, Carttı, Cürttü, birçoğunu işedik zaten. Ve boylar dostlar bey tarafından yönetilir. Kendine ait ordusu ve kurultayı vardır. Bu hafta sonu online yaptığım taramada mesela bunu sormuştum. Demiştim ki bağımsız yaşayabilen en küçük siyasi birim dedim. Herkes oguşa gitmiş. Dostlarım oguş en küçük birimdir ama bağımsız yaşayamaz. Tamam. ÖSYM'de yapar aynısını. Dikkat et, biraz sonra soru kalıplarını vereceğim. Şimdi dostlar boyların birleşmesiyle de Budun adını verdiğimiz yapı ortaya çıkıyor. Biz Budun'a millet adını vereceğiz. Yani bak burada mesela 3 tane Türk boyu, hop Budun oldu. Burada 4 tane Türk boyu birleşti, hop Budun oldu. Tamam, burada 2 tane Türk boyu, bu çok küçük olsun, bu da bir Budun oldu. Sonra eğer bu Budunlar bir araya gelebilirse el ya da el adını verdiğimiz devlet ortaya çıkar. Yani bu üçünü birleştirdiğim aha da devlet. Anlaştık. Hep böyle aşağıdan yukarıya doğru dostları büyüyerek, birleşerekten ilerliyor. Yani kar topu gibi böyle bir kalabalık olmuşuz. Zaten bu olay dostlarım bizim çok kısa sürede devlet kurmamızı sağlıyor. Hani hep derler ya, iki Türk yan yana gelse devlet kurar. Buradan geliyor aslında. Çok aileden başlayıp devlete kadar hızlı bir teşkilatlanma yapımız var. Ve dünyayı da bu noktada etkiledik dostlarım. Dünyayı en çok etkilediğimiz şeyler iki şey biliyorsunuz. Biri ordu teşkilatıydı, biri de devlet teşkilatı. Anlaştık buraya kadar. Peki ÖSYM nasıl soru soracak? Dostlarım birincisi bunların sıralamasını sordu. Dedik ki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde küçükten büyüğe doğru Türk teşkilat yapısı doğru verilmiştir? Oguş, Uruk, Boy, Budun, İl. Tersini sordu. Büyükten küçüğe doğru doğru sıralanışı hangisidir? Bir de kelime anlamı. Yani yanlış hatırlamıyorsam şu Uruk'la Budun soruldu diye kalmış aklımda. Ama siz hepsinin kelime anlamını bilin. Özellikle boya çok dikkat edin. Tamam. Şimdi bak ben şunu öğrendim. Bizim devletlerimiz en temelde boyların birleşmesinden mi oluşuyor? Evet, bak burada boylar bir araya geldi, Budun oldu değil mi? Üç farklı Budun. Sonra daha çok boy aslında bir araya gelmiş oldu Budunların birleşmesiyle ve devlet ortaya çıktı. İşte bundan dolayı biz Türklerin bu yapısına Boylar Federasyonu adını vereceğiz. Tamam. Dostlar Boylar Federasyonu dediğimiz şey o zaman Türk devletlerinin boyların birleşimiyle meydana gelmesini ifade ediyormuş. Bak burada federasyon demesi çok önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü mesela Boylar Birliği de diyebilir ama doğrusu federasyon. Federasyon demek, federatif yapı demek, farklı kuvvetlerin bir arada yaşayabilmesi demek.
Şimdi bak bize farklı kuvvetler var. Kim onlar? Boylar. Çünkü bir boy bir güçtür. Tek başına yaşayabiliyor normalde. Ama adam tek başına yaşamak yerine seninle birlikte yaşamayı tercih etmiş. Sen de farklı güçleri bir araya getirmişsin. O yüzden federasyon diye geçiyor. Anlaşıldı. Peki şimdi beraber düşünelim. Boylar Federasyonu'yla kurulmuş bir Türk devletinde merkezi otorite yani hükümdarın gücü fazla mıdır, az mıdır dostlarım? Tabii ki de azdır. Bak bu çok güzel yorum sorusu olur. Boylar Federasyonu'ndan dolayı bizde merkezi otorite ya da merkezi yönetim de diyebilirim düşüktür, azdır. Çünkü mesela ben hükümdarım, şunu yapamam, böyle sonsuz güce sahip değilim, boy beylerinin üzerine çok gidemem, işte ağır vergiler alayım, onları savaştan savaşa sürükleyeyim. Mesela sizler boy beyleri olsanız, olsun hükümdardır yapar, canı sağ olsun mu dersiniz, yoksa seninle mi uğraşan birader hayırdır deyip bağımsızlığını mı ilan edersin? Çünkü sen zaten bağımsız yaşayabiliyorsun. Yani böyle bir lüksün var. Niye benim kahrımı çekesin? İşte bu yüzden hükümdar boy beylerin üzerine öyle gümbür gümbür çok fazla gidemez dostlarım. Çarşı karışır. Bu da merkezi otoritenin, hükümdarın gücünün az olduğunu gösterir. Tamam. Evet, böylece sosyal hayatımızı öğrendik. Şimdi dostlar, sosyal hayatla ilgili önemli kelimelerimiz var. Hadi birlikte bakalım. Bunlardan birincisi ök dostlarım. Ök kelimesi anne demektir. Mesela günümüzdeki öksüz kelimesi buradan gelir. Kank ise baba demektir. Yani çok olmamış sanki. Kalınk başlık parası, baş belası diye de ezberleyebilirsiniz. Törün, tören kelimesinden aklınıza kalsın. Düğün yemeği demektir dostlarım. Tabl, davul demek. Çok önemli değil. Bir de nevbet vardı. O da hakimiyet sembolüydü. O da davul anlamına geliyor. Dostlarım, toy ise şölen demektir. Şimdi bu şölenler bizim sosyal dayanışmamızın fazla olduğunu da gösterir. Yılın belli dönemlerinde hükümdar şölenler düzenliyor. Hatta bak Haniyama'yı anlatacağım size. Bu şölenle bağlantılıdır. Dostlar, hükümdar yılın belli dönemlerinde şölenler düzenler. Yani toylar. Devasa sofralar kurulur. Bütün herkes davet edilir. Hesaplar hükümdardan. Yer içer eğlenirler. Ve orada ne bileyim at yarışları, ok müsabakaları falan güreşler, müreşler böyle bayağı bir sosyal hayat eğleniyorlar adamlar. İşte o toyların son günü hükümdar sahip olduğu zenginlikleri, altını, gümüşü, ipeği, kumaşı artık neyi varsa bu gıda da olabilir. Bunları çadırlara koyar. Ve son gün halkına gösterir. Buyurun, hepsi sizindir. Dostlar, halk böyle bir saldırırlar o çadırlara, yağmalamaya başlarlar. Hükümdarın neyi varsa, kimin neye ihtiyacı varsa onları yağmalar dostlarım, kapar giderler. İşte bu törene hanı yağma törenleri adı veriliyor. Böylece hükümdar zenginliğini halkla paylaşmış olur, sosyal devlet anlayışına uygulanmış olur. Hatırlıyor musunuz? Bak birbirine bağlayalım. Bizde Gök Tanrı tarafından hükümdara ve ailesine verilen iktisadi yani ekonomik yetkiler vardı. Neydi? Ülük. Değil mi? Ülük kelimesi dedim ki size aynı zamanda paylaşmak, paylaştırmak anlamına gelir. Bak hükümdar zenginliğini paylaşıyor dostlarım. Böylece insanlar da zenginleşiyorlar. Çok eğlenceli değil mi ya? Bence çok keyif almışlardı bu törenlerle. Bir de bunu yapmak zorundasın biliyor musun? Yani eğer hükümdar zenginse ve mal varlığını bu şekilde paylaşmıyorsa, hani yağma törenleri düzenlemiyorsa dostlarım isyan eder halk. Yani sen Tanrı'nın emrine uymadığın gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Fakirse yok adamın malı yok ya ne yapak kardeş oldu da vermedik mi dedi. Niye fakir kaldın? Tanrı sana iktisadi yetki vermedi mi? Verdi. Verdiğine göre sen hala zengin olamadıysan demek ki artık seni Tanrı desteklemiyor der. Yine indirirler. Yani zengin olmak zorundasın hükümdarsan. Ve hani yağma törenleri yapmak zorundasın ki halkın hoşnut olsun. O yüzden bizimkiler sürekli Çin'le savaşıyorlar. Ganimet lazım abi halkla paylaşacaklar. Aslında güzel bir yönetim anlayışı uygulamışlar. Evet sosyal hayatımız böyle dostlarım. Umarım anlaşılmıştır konu. Din ve inanışla devam edeceğiz. Neye inandık, neye tapındık onlardan bahsedeceğim. Ama bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda din ve inanışla beraber devam ederiz. Dostlarım kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.